Pozitifle turnuvanın finaline çıkan Bursa ve Emlak Kont ekiplerini kutlarım. Sonuçta bir sürü son dönemlerinde de olsa olumsuz duyduğumuz haberlere rağmen iki ekip de turnuvanın sonuna kadar geldiler. Tabii ki bir kazanan olacaktı. Bu da bugün ekstra katkılar aldığı yerli oyuncularıyla Emlak Kont oldu. Ancak bu da Bursa Büyükşehir Belediyespor'un kötü bir takım olduğunu göstermiyor Emlak Kont'a kaybettiği için. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyespor'da finalist oldu. Genelde yabancınız kadar oynuyorsunuz ama bugün iki tarafta Bursa cephesini saymazsak, Bursa cephesi Saşa'dan 21 sayılık performans aldı. 24 puan sağ açı isabetiyle oynayan bir Saşa izledik. Final maçına çıktığınız zaman kendinizi maça hazırlamanız gerektiğini düşünüyorum. Hem mental açıdan hem de performans açısından kendinizi daha iyi bu maça hazırlamanız gerektiğini düşünüyorum. Rabia Gülşah Çelebi 40 dakika sahada kaldı, hiç çıkmadan oynadı. 15 sayı, 12 rebound, 5 asist, 3 top çalmayla Bursa cephesini oyunda tutmak için çabalayan ve çok ciddi anlamda bu maçı isteyen Bursa cephesinde Saşa ile Rabia Gülşah Çelebi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Koç Murat Alkaç ve diğer oyuncular da tabii ki final oynadıkları için bu kupayı kazanmayı tabii ki istediler. Ancak ben bir üst seviye olarak Rabia Gülşah Çelebi ve Saşa Gadlut'un bu maçı çok istediğini düşünüyorum ki Gülşah Çelebi zaten 40 dakikalık performansıyla bu ligin önemli oyuncularından olduğunu da burada gösterdi. Yağmur çok önemli bir oyuncu ve Yağmur geçen sene izleyenler mutlaka vardı. Tabii ki her sene oyuncudan aynı performansı bekleyemezsiniz ama eğer Yağmur'dan geçen seneden bile üstüne katarak bir performans alırsa Bursa'nın ligin en iyi bir numaralarına sahip takım olacağını düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum koçlar aynı fikirden benimle ama yerli oyuncu bazında Yağmur Gülşah ikilisinin dışında en iyi bir numaraya sahip takım ben olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye şampiyonasına gitmek için final grubuna ben kaldım. Baş antrenör benim. Rakibin antrenörü Anıl abi. Maçtan önce sohbet, muhabbet konuşuyoruz. İşte geçmişimizi değerlendirdik. Maç bitti. Maçı ben kaybettim abi. Çok üzgünüm. Anıl abi geldi. Hatırlıyor musun Anıl abi Bayrampaşa'da? Attı omzunu. Çok şey öğrenmişsin. Aferin dedi. Peki şu an İstanbul Üniversitesi'nin Dilara ihtiyacı var mı yok mu? Yani sorma bile yani. Bu tabii ki İstanbul Üniversitesi'nin vereceği bir karardır. Ona asla lafım yok. Ama bu kadar genç oyuncu varken Dilara Özen kadrodan gönderilmeyebilirdi. Dilara kötü oyuncu değil. İnanılmaz kritik yerlerde geçen sene inanılmaz katkılar verdi.